Baban futbol mu oynuyormuş? Evet. Hatta lisedeyken takım kaptanıymış. Üniversiteyi bitirene kadar da üniversite takımında oynamış. Babam nasıl biriydi? Yani insan olarak. Behçet. Zeki. Esprili. Son derece olağanüstü nazik biriydi. Neden sustunuz? Çok tuhaf. Onun hakkında bu kadar uzun konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. Özellikle yeniden evlendikten sonra yani uygunsuz olur diye düşünmüştüm. Onu ne kadar özlediğimi hiç fark etmemişim. Onun hakkında anlatacağınız her şeyi büyük bir keyifle dinlerim. Gülüşün ne kadar Behçet gibi. Sıcacık. Hayırdır Altay abi? Ne konuşacaksın benimle? Abin hakkında biraz konuşmak istedim Kerem. Ben o pis yalaka hakkında hiçbir şey konuşmak istemiyorum abi. Görmedin mi dün beni nasıl sinir etti? Ya, bayağı olaylı bir akşamdı. Ya bak şimdi Altay abi. Uğur benim abim. Onu sevmem gerekiyor tamam ama... Onda böyle garip bir şeyler var. Isınamıyorum bir türlü. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum Kerem. Gerçekten mi? Elbette oğlum. Elbette. Ben de onun sürekli annenin peşinde dolaşıp kendini sevdirmeye çalışmasına biraz sinir olmuş vaziyetteyim. Niyeti ne bilmiyorum ama hiç hoşuma gitmiyor. Değil mi? Gizli bir amacı mı var sence? Hayatta herkesin bir amacı vardır oğlum. Bunu sakın unutma. Mesela benim amacım anneni korumak. Ama bu Uğur hakkında da çok da fazla bir şey bilmiyoruz açıkçası. Sadece bize anlattıklarını. Onlar da doğru olamayacak kadar iyi şeyler. Hepsi. Ben bunun peşine düşüp araştırsam mı biraz? Ne dersin? Hiç vakit kaybetme derim. Uğur Şenyol. Mezun olduğu okul Boğaziçi İşletme Fakültesi. Üstüne de pazarlama yüksek lisans yapılmış. Tipe bak. Hem yalaka hem de örnek öğrenci. Ama kesin bir falsosu var abi bunun. Kesin ya. Doçent Doktor Ceren Karabay. Alo, merhabalar. Ben sizden eski bir öğrenciniz hakkında bilgi almak için aramıştım. Evet. Kendisi bizim şirketimize iş başvurusunda bulundu da... Evet, evet. Referansla adınız geçiyordu. Uğur Şenyol. Bu sefer kitabın kapağında değişik bir şey deneyelim. Mesela üzerinizde abiye kıyafet ve fırından yemek çıkarıyorsunuz. Böylece okurlarınıza hem şık hem maharetli olabilirsiniz mesajı vermiş olursunuz. Gerçekten harika bir fikir. Böylelikle tariflerimin kolaylığı da vurgulanmış olur değil mi? Evet. Hoş geldiniz muhteşem ikili. Nasıl geçti toplantınız? Harika geçti. Yayıncım Uğur'un fikirlerine bayıldı. Hatta abin bu arada kitabın sloganını bile buldu. Oo. Heyecanla bekliyorum. Nermin Seçkinoğlu yöresel lezzetleri modernleştirmeye geliyor. Bu yolculuğa siz de katılın. Bravo. Gerçekten çok etkileyici. Tabii sen de pazarlama yüksek lisansı olduğu için bu işlerden iyi anlıyorsun değil mi? Evet, öyle. Yalnız ufak bir yanlışlık var. Senin pazarlama yüksek lisansının olmaması gibi. Kerem. Sen neler söylediğinin farkında mısın oğlum? Evet. Uğur Bey'in CV'sinde referans verdiği birkaç kişiyi aradım. Harika çocuğumuz eğitimini yarım bırakmış meğer.
Yüksek lisansını yarıda bıraktığını söylediler. CV'sinde yalan bilgi yazmış anlayacağın. Uğur. Kerem doğru söylüyor. Birkaç dersi verememiştim de. Ne dersi? Etik ahlak dersi mi? Bir dakika, bir dakika Kerem lütfen. Uğur. Okulun hakkında neden bana yalan bilgi verdin? Sınavlarıma 2 ay kala doktorlar annemin kurtulmasının mümkün olmadığını söyledi. Ben de son günlerini hastane köşelerinde geçirsin istemedim. Alıp eve getirdim annemi. Yüksek lisansı falan bırakıp son nefesine kadar onunla ilgilendim. Eğer bunu da araştıracaksan hiç zahmet etme. Ben belediyeden ya da hastaneden ölüm kağıdı alıp sana getiririm. Gerek yok. Gelecek dönem tezimi verip mezun olacağım. Çok özür dilerim. En başından dost doğru anlatmalıydım. Annen için yapmış olduğum fedakarlıktan dolayı çok etkilendim. Ama keşke CV'nde yalan bilgi vermeseydin bana. Bundan sonra olmasın olur mu? Anlaştık mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.